EBA'dan canlı derse giriş sorunun kesin çözümünü şimdi gösteriyorum. Öncelikle canlı derslere giriyoruz. EBA'da bazı veliler canlı derse katılamadıklarını, EBA'dan katılamadıklarını belirtiyorlar. Şimdi EBA'dan canlı ders eklerken tüm velilerin canlı derse katılımını sağlamak için ne yapmamız gerekiyor? Onu göstereceğim. Öncelikle sınıfımı seçiyorum. Aralığı seçiyorum. Şimdi bir ders seçelim. Hayat bilgisi. Okulumuzda hayat. Bunu yazalım. Başlık yazalım. Okulumuz diyelim. Şimdi saati belirledik. Canlı dersi belirledik. Linkini nasıl gireceğiz? Hemen EBA'yı açıyorum. Gelmesini bekliyorum hemen. Şimdi EBA'mızı açtık. EBA'dan ne yapmamız gerekiyor? Onu göstereceğim. Şimdi aynı konuyu da yazabiliriz. Yazmasak da olur. Yazalım. Okulumuz yazalım. Konumuz, başlığımız. Yarın yani 24'ü. Saatimiz yine aynı saate giriyoruz. Saatimiz 13.50. Şimdi yapmamız gereken burada personal meeting'e tıklamak. Bizim kalıcı ID'miz bu. Şifremiz ise burada kayıtlı. Şifremiz ID'miz bu olduğu için veliler canlı ders başladığı zaman EBA'ya girmek zorunda değil. Direkt Zoom üzerinden bu ID ve bu şifre ile direkt derse giriş yapacaklardır. Save dediğim zaman bunu kaydediyor. Evet, save dedik, bunu kaydettik. Yine aynı şekilde bu URL'yi kopyalıyoruz. CTRL C diyerek ve CTRL V diyerek linki buraya yapıştırıyoruz. Şifremizi de buraya girerek öğrencilerimizi liste ediyoruz. Bugün olduğu için sınıfımızı seçmedik, ondan mı? Sınıfımızı seçtik. Liste dedik. Buradan canlı dersi gönder dediğimiz zaman canlı derse katılacaklardır. Bu kadar basit. EBA'nın ne kadar donarsa donsun, Zoom üzerinden sizin EBA canlı dersinize katılacaklardır. Zaten biliyorsunuz, EBA canlı dersi Zoom üzerinden yapıyoruz. Kolay gelsin, başarılar dilerim.